Ama Rodriguez Gomis'le birlikte 10 gol attı, 10 da attırdı. O yakalanan uyumun bir sonucuydu. Şimdi aynı şey olur mu Falcao ile Onyekuru arasında? Onyekuru çok fazla ikili olmaya müsait bir oyuncu profili vermiyor bana. Yani bazen bir oyuncuyu bir başkasıyla birlikte hayal edersiniz. Evet. Oyun ikizliği diyebiliriz buna. Bu ona çok müsait değil. O tekil bir karakter, hareketli bir karakter, sprinter bir oyuncu, eksiltici bir oyuncu. Galatasaray'ın düşen hızını, ki Galatasaray'ın bence kaybettiği en önemli husus hız, hız düşüklüğü, tempo düşüklüğü, enerjisi, dinamizmi Galatasaray'ın önemli ölçüde kayboldu. O yüzden rakipleri üzerinde bir üstünlük, bir hakimiyet oluşturamıyor. Kaliteli kadrosuna rağmen, ki bu kadro geçtiğimiz sezondan daha kaliteli, kesinlikle tartışmasız şekilde kaliteli. Ama geçtiğimiz sezondan daha aç oynamıyorlar, daha çabuk oynamıyorlar. Daha sürpriz oynamıyorlar rakip açısından. Çünkü Galatasaray'ın durdurulamayan bir tarafı vardı. Feghouli çok formdaydı. Onyekuru çok çabuktu. Dolayısıyla buradan Galatasaray üretiyordu. Merkezden üretemese dahi. Ve dinamik bir merkezi vardı. O yüzden yani Falcao'yu ve Galatasaray'ı, Galatasaray'da neler yapılıp neler yapılamadığını ele alırken bir pozisyon üzerinden değil, takım üzerinden total ele almak lazım. Merkezi de konuşmak lazım. Bu yapılması eksik kalır. Bir de ilerleyen haftalara da bakmak lazım. Yani Galatasaray herhalde bu durumun daha önünde oynayacaktır. Şimdi mesela Nagatomo da tartışılıyor. Ya hangi takım Nagatomo gibi bir oyuncuyu alıp oynatmaz? Yani şu haliyle bile. Ama orada Nagatomo bir parantez bir açmak istiyorum. Akciğer sönmesi rahatsızlığı geçirdikten sonra performansında düşüş oldu. Ama neler yapabileceğini hala görüyorsunuz. O potansiyel yerli yerinde duruyor. Tekrar ivme yakalar diye düşünüyorum. Bir de şunu ekleyeyim. Yani Galatasaray şayet bir oyuncuyu getirmek suretiyle problemlerini çözeceğini düşünüyorsa, planlamayı böyle yapıyorsa, kadro dışı bıraktığı, hem de Fatih Hoca'nın içim acıyarak kadro dışı kalmasına göz yumdum dediği Lines'in dönüşüne bağlıyorsa, burada da bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Bunun da garantisi yok. Onun da altını çizmek istedim. Serdar. Yani benim kafam Onyekuru gelirse kim gidere kaldı? Onyekuru gelirse, yani Babel mi gidecek diye soru işaretleri oluşmaya başladı. Şimdi Babel oynuyor orada. Mümkün değil, bence gitmez. Yani, gitmez. Ne yapacaksın Babel'i? Sağda oynamaz. Forvet oynar, forvetin arkası oynar. Onyekuru sağda oynuyor mu? Oynamışlığı var, gayet de başarılıydı bence Beşiktaş döneminde de Babel. Sağda mı? Evet. Yok, yok. Hay hay, sağda değil. Öbür forvet arkası. Evet. Forvet arkası oynatabilirsin Babel'i. Ama evet, yani Babel'i bence göndermez Galatasaray. İçeri mi alacak acaba Falcao ile birlikte? Kimi gönderecek o zaman? Bilmiyorum. Yani Feghouli ve Belhanda'ya teklif gelmesi halinde elden ve gözden çıkarılacağı bence iddiaları bence çıkarabileceği var. İsim Belhanda olabilir. Feghouli yani birazcık Babel'i ortaya çekip... Evet. Belhanda'nın boşluğunu Babel'le doldurmak. Feghouli geçtiğimiz sezonki performansına yaklaşırsa gönderilmesi teklif dahi edilemez oyuncu olur, onu söyleyelim. Geçtiğimiz bence sezon şu an bile gönderilmesi. Yani çünkü şu an zaten bence bu tarz oyuncuların kendini bulma haftaları yaklaşıyor. Birkaç hafta sonra özellikle. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bana kim Türkiye'de kamp dönemini çok iyi geçirdik derse doğru söylemiş sayılır. Seri, Enzonzi, Lemina mesela. Burada üçü değil de ikisi olabilirdi belki. Ama şu anda üçü var. Üçü de kaliteli oyuncu. Evet. Mesela Lemina'dan vazgeçmez diye düşünüyorum Fatih Hoca. Enzonzi'den zaten vazgeçmez. Zaten şu anda Galatasaray'ın tutkalı o. Devre arası için değil mi? Onyekuru Savaş'ın söylediği. Hı hı, evet evet. Savaş gideni de söyler o zaman yakında. Stoperlerden bir birinden vazgeçer mi? Muhtemelen. Ya her şey ne kadar değişiyor değil mi? Mesela stoperlerden birinden vazgeçer mi? Bu soru şu anda anlamsız değil. Ama geçtiğimiz sezon bu soru sorulamazdı mesela. O kadar iyi bir ikili. Ama şu an anlamsız değil. Bu dönemlerle ilgili işte. Bence o dönemler sabretmek lazım. Ya mesela Luyendama 2 hafta önce neler söyledi? Paris Saint-Germain maçında nasıl oynadı? Maçın adamıydı. Yani tamam, bir tane kaçırdı arkaya. Mbappé'yi zorladı oyuna girdikten sonra. Muslera kapattı o açığı da. Ama yani sonuçta adam nereden nereye geldi? Yani dünyanın en iyi takımlarından birine karşı adam 1.94, oynadı. Serdar 1.94 boyunda olup da bu kadar atletizmi yüksek bir stoper bulamazsınız çok kolay az, kolay. Çok az, bu kadar hızlı. Yani çok büyük savrukluklar yapıyor,
riskli işler yapıyor, sakarlıklar yapıyor ama bir taraftan da böyle bir özelliği var. O yüzden bence Fatih Hoca vazgeçmez. Peki Belhanda ile devam edelim. Eklemek istediğim bir şey var mı Serdar? Yok. Belhanda ile devam edelim. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in performansı nedeniyle eleştirilen Belhanda ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Faslı Yıldız'a "sana güveniyorum, benim 10 numaram sensin" dediği ifade edildi. Fatih Terim Belhanda'dan vazgeçmeyi düşünmüyor. Deneyimli çalıştırıcının bu sezon gösterdiği performansta eleştirileri üzerine çeken Faslı Yıldız'a destek verdiği öğrenildi. Gençler Birliği maçı sonrası "yürekli çocukları oynatmalıydım" diyen ve birçok yıldızını kızağa çekmesi beklenen Fatih Terim'in hedefindeki isimlerden birinin de Belhanda olduğu tahmin ediliyordu. Ancak tecrübeli teknik adamın özel bir görüşme yaptığı 29 yaşındaki oyuncuya güvendiğini söylediği kaydedildi. Fanatik gazetesinin haberine göre Fatih Terim'i Yunus Belhanda'ya "sana güveniyorum, benim 10 numaram sensin ama senden daha fazlasını bekliyorum. Daha fazla sorumluluk almalısın, daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Milli arada toparlanmanı ve bu takımı ayağa kaldırmanı bekliyorum" dediği belirtildi. 66 yaşındaki çalıştırıcının Belhanda'nın yanı sıra Seri ve Enzonzi ile de görüşerek beklentilerini anlattığı ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızağa çekeceği isimlerin ise Mariano, Nagatomo ve Feguli olacağı aktarıldı. Nagatomo'yu az önce konuştuk. Mariano, onu da konuşacağız. Feguli. Bunu yapabilecek zenginliği var Fatih Hoca'nın. Yani Şener'i oynatabilir Mariano'dan memnun değilse. Ya da Nagatomo'dan memnun değilse. Emre de var elinde değil mi Fatih Hoca'nın? Emre Mor. Emre Mor değil. Diğer Emre'yi söylüyorum. Gitti mi? Bursa Spor'dan aldıkları. Emre Taşdemir. Emre gitti. Yani gittiyse. Emre Mor oynayamaz. Orada hangi Emre dedi? Şeyi çekebilir oraya. Diyebiliyorum. Ömer Bayram'ı çekebilir oraya. Takımdaymış pardon. Ha. Gitmesi gündeme gelmişti ama. Yani onunla ilgili de hoca demek ki bir hayal kurdu. Bir denedi, olmadı. Aslında özellikleri iyi bir oyuncu. Yani Fatih Hoca'nın oyun anlayışına hitap eden bir isim. Yani bunu yapabilecek hocanın imkanları var. Yani kullanmadığı oyuncular var. Bunu kullanabilir. Şener ki bence yani daha iyi bir çıkış yapabilirdi. Fenerbahçe'nin belki şartlarından dolayı birazcık kadük kaldı. Gökhan Gönül'ü zorlayabilecek yetişmiş en iyi bence sağ bekimizdi. Hatta milli takım açısından da Şener düşünülmesi gereken bir opsiyon. Ama ortalıklarda olmayınca düşünmüyoruz. Şimdi ben Galatasaray'ı konuşmaya başlayınca bir takımdan da milli takıma gidiyor aklım. Hani Şenol Hoca demiş ya biz Fatih Hoca'ya ne verdik ya. Hı hı. Şimdi de Fatih Hoca'nın bunu söylemesi gerekiyor. Evet. Mesela Emre Mor'u verebilir Fatih Hoca Şenol Güneş'e. Şener'i verebilir. Kaldı ki Emre Mor geldiğinde evet. Tekrar milli takıma kazandırılması halinde sadece Emre değil, milli takımda, Türk futbolu da çok şey kazanmış olacak deniliyordu. Kesinlikle Emre Mor'u verebilir, Şener'i verebilir. Aynı şekilde hatta Adem'i verebilir. Hocam Belhanda ile ilgili de hoca demiş ya sen benim 10 numaramsın. Evet. Bana. Şimdi orada zaten sıkıntı o 10 numaradan kaynaklanıyor. Yani onu Snyder'ın yerine getirdiler, 10 numarayı ona verdiler falan filan. Bangır bangır sonra da bağırdı bu arada yani Belhanda ben 10 numara değilim diye. Sıkıntılar yaşayınca Belhanda işte Fransız basına verdiği röportajda ben bir 8 numarayım dedi. Şimdi Snyder... Halen bu misyon veriliyorsa belki de artık sembolik anlamda onu söylüyordur. Yani bu takımın 10 numarası, oyunun beyni sensin demek anlamında söylemiş olabilir. Ama hakikaten ondan böyle bir Snyder beklentisi... Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Mevkileri çok farklı. Yani buradan yani sen itfaiye erini şey alıyorsun. Savaşa götürüyorsun yanında er diye. Onun gibi bir şey yani. 10 numarayla 8 çok farklı. Serdar Hocam 10 numara deyince biz pozisyon olarak hemen forvetin arkasında oynayan oyuncuyu düşünüyoruz. Aslında forvetin arkasında aynı zamanda defansın önünde de oynayabiliyor 10 numara. Evet oynayabilir. Dizilişe göre değişir bu. Yani daha ziyade 4-2-3-1 sistemi üzerinden biz bu değerlendirmemizi şablonik şekilde yapıyoruz. Şimdi geçmişte 10 numaralar daha doğrusu fantasista olarak ifadelendirilen oyuncular. İşte George Hagi'ler ya da senin söylediğin gibi Snyder'ler. Bir dönem Lincoln vardı Galatasaray'da. Bu arada Hagi'nin oğlu Romanya milli takımında yeni 10 numaranın sahibi. Ya Hagi'nin oğluna da bu yakışır. Şimdi bu oyuncular tabii başka standart. Daha doğrusu başka klaslar. Şimdi Belhanda da evet, işte kendisini ifade ettiği gibi 8 numarayım diyor. 8 numara deyince biz sanki şunu anlıyoruz birazcık. Oyunun iki tarafına daha fazla hitap eden, mücadelenin içerisinde olan,
serseri topları kapma becerisi, ikili temaslı oyuna girdiği zaman orada yıkılmama, kaybetmeme becerisi daha yüksek olan oyuncu algısına gidiyoruz ki Belhanda birazcık böyle bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'daki durum şu. Snyder farklı bir 10 numaraydı. Belhanda farklı bir 10 numara ama Belhanda tarzında da bir ikinci 10 numara yok Galatasaray'da. Burada virgül koyalım. Kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz saat başında.